Yayınıma hoş geldiniz. Putin 80 bin Azerbaycanlıya soykırım yapan Stoplatov'un reklamını yapıyor. Resmen gözdağı veriyor. İşte böyle bir gözdağı özellikle Putin'e yakışır. Çünkü Putin o şahıstan farklı değil. Stoplatov bildiğiniz üzere birçok kişinin ve önemli kişinin de katiliydi. Zehir ve benzeri birçok adımla insanları öldürüyor ve Stalin'in emirlerini uygulatıyordu. Yani o komitenin o zulmün başında olan birisiydi. Kendisi daha sonra 1953'te tutuklansa da suçlamaların hepsini inkar etti. Ama belgeler, yaşananlar ve özellikle bu yapılanların şahitleri ne olursa olsun kendisini suçluyordu. Şimdi Azerbaycan'da 80 bin tane kardeşimizin katili olan bir ismi sanki Azerbaycan'a gözdağı verircesine tablolarla asıyor. Yani ince mesaj yolluyor Putin. Putin ince mesaj yolluyor. Tamam, Putin mesajı yolluyorsun. Bu yolladığı yeri de şimdi göstereceğim. Ama kolektif örgütü topladı. Kolektif örgütte liderler ağızlarını ısırıyor. Rahman ağzını ısırıyor. Kırgızistan Devlet Başkanı Japarov ağzını ısırıyor. Gördüğünüz gibi ağzını ısıran ısırana. Burada gördüğünüz karede Putin yılgın, üzgün, yorgun. Özellikle hangisinden asker isteyecek? Muhtemelen ağızlarını yokladı. Ukrayna'da savaştıracak asker arıyor. Putin çok yorgun olsa da Azerbaycan'a gözdağı vermeyi bu halde bile unutmuyor. Şimdi sizlere Stalin döneminde Sovyetlerin de istihbarat örgütü olarak bilinen NKVD'nin üst görevlisi Stoplatov'un işgal edilmiş Melitopol'ün billboardlarına fotoğraflar asıldı. Sadece bakın bu şahıs, bu cani Stoplatov sadece Azerbaycan'da 80 bin kişinin neyi? Katili ve sorumlusu. Şimdi bu şekilde bir etnik temizlikte bunlar kullanılmış. Düşünün, hele birçok millette de bunlar yapıldı. Evet, birçoklarına yapıldı. Ağızka Türklerine, Tatarlara, Çerkezlere, diğer milletlerden de aynı şekilde bu zulümler uygulandı. Şimdi size resimlerini getireyim. Stalin rejimi tarafından bu billboard'daki o şahsın, o caninin öldürdüğü önemli edebiyatçı ve şairlerimiz, değerli şairlerimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Ahmet Cavad, Azerbaycan Ulusal Marşı'nın sözlerini ve Kafkas İslam Ordusu zamanında Çırpınırdı Karadeniz şiirini yazan. Gel de deli olma değil mi? Hüseyin Cavit, Mikail Müşfik, Bekir Çoban, işte gördüğünüz gibi Stalin'in demin gösterdiğim panodaki canisinin bir bir canlarına kıydığı kardeşlerimiz Azerbaycanlı Türkler. Şimdi size Azerbaycanlı kardeşlerimiz nerelere sürülmüş, nerelerde haksızlıkla uğramış, kampları gösteren birçok kare. Bu kamplardan aslında birçok ulus da geçti. Birçok millet geçti. Gulag kamplarından, bu toplama kamplarının adı Gulag'tı. 12 ile 15 milyon insan geçti. Hep Hitler'i öne sürenler, şimdi Stalin yaptıklarına da bir baksınlar. Hangisinin birbirinden farkı var? 25 Nisan 1930'da Stalin kurmaya başladığı Gulag kampları bu kadar büyük yıkımların ve soykırımların adresi oldu. 1919'da Bolşevikler Voroshilov kurdu. 1930'da sayısı 1000 Soles'in saptırmalarına uğradı. Gulag, yani bu isim belli bir zulmün adresi olarak görülüyor. 40 milyon soykırım bilançosunun düşünün 20 milyonu buradan. Az bir rakam değil, değil mi? Az bir rakam değil. Gulag kampları, giriş var, çıkış yok. Yani Azerbaycan'a
buradan bizzat Azerbaycanlı kardeşlerimizi bu şekilde katleden birisinin resimlerini Ukrayna'da asmak, sizi biçeceğiz demek istiyorlar. Size şunu yapacağız, size bunu yapacağız demek istiyorlar. İsveç Savunma Bakanı NATO üyeliğine başvurusu sonrası Washington'a gelerek "Bana yardım et Amerika, bana yardım et Amerika" dedi. Pentagon'da ABD Savunma Bakanı Augustin ile görüştü. Ne yaptı? Türkiye'yi razı edin. Tamam da Türkiye'yi razı edin. Türkiye'yi efendiniz Amerika'nın emriyle desteklediğiniz PKK'dan elinizi ayağınızı çektiğiniz, bu işlere karışmayacağınıza ikna ettiğiniz zaman tabii ki NATO'ya önce girebilirsiniz. İsveç Savunma Bakanı gidip efendisinin önünde el pençe duracağına, gidip ülkesindeki PKK'lıları "güçlü ve demokratik bir ülkeyim, ben bu hataya nasıl düşerim" diye Türkiye'den özür dileyerek bunu yapmalıdır. Agustin, az gelirsin, kilolu olabilirsin, dev gibi olabilirsin ama bu işlerde mangal gibi yürek ve güçlü silahlara ihtiyaç var. Sizin de silahlarınız var ama sizde yürek yok, yürek bizde var. Putin akıl hocası, teorisyeni, filozof Dugin'le, evet Dugin'le devamlı görüştü. Birçok projesini ona danışarak yaptı. Yani Putin'in derin aklıydı aslında Dugin. Ve Dugin'in 3 aydır direniyoruz cümlesi bile Rusya'nın şu anda bırakın saldırıyı, savunma pozisyonuna geçme durumunda olduğunu anlatıyor. Evet, gerçekten öyle. Şimdi şunu belirtmek istiyorum. Özellikle Moskova devleti ve şunu bilelim ki Putin'in şu anda Avrupa ve Amerika'ya karşı yeni bir konsepte geçeceğini düşünüyoruz. Daha iletişimci, daha durumu kurtarıcı, bu konuda daha çok ambargoları hafifletici bir adım bekliyoruz. Rusya olabildiğince Rusya geri planda. Rusya büyük bir yıkım yaşıyor. NATO'nun silahlarının genel kullanım alanlarında kara, deniz, hava Rusya'ya çok ağır geldi açık. Ukrayna topçularının özellikle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitildiği de ortada. Kullandıkları topların milimetrik vuruşlar yapması, hareketli hedefleri vurması da bunların düşüncelerinin ötesine geçti. Yani sahada güçlü olan kazanıyor. Sahada kuvvetini gösteren kazanıyor. Bu çok önemli bir şey. İşte bu billboardlar "bana itaat etmeyene bunu yaparım, şunu yaparım" tehdit dilidir. Bunun adı tehdit dilidir. Gördüğünüz gibi bu tehditler tabii ki eskisi gibi tesirli değildir. Putin'in tehditleri eskisi gibi esir değildir ama 80 bin Azerbaycanlıyı katleden Sudap Lotov'un reklamını Ukrayna'dan yapması ve otoritelerin Ukrayna yenilgisini Azerbaycan'la unutmak istiyor düşüncesi, Batı'nın Azerbaycan'ı sahiplenmeyeceği, Amerika'nın ve Avrupa'nın Azerbaycan'ı asla sahiplenmeyeceğini biliyor. Ama Putin'in unuttuğu bir şey var. Türkiye gibi güçlü bir ülke kayıtsız şartsız Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Türkiye, Azerbaycan'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak gördü Şuşa'da. Biz bunları anlatırken bazılarına masal gibi geliyor. Biz Ukrayna'daki savaşın patlayacağını, Türkiye'nin artık bir Kırım cephesi gerçeğini Rusya'ya tattıracağını söylerken birileri "ne gazel okuyorsun" diyorlardı. Karabağ savaşı olacağını ilan ettiğimizde, savaştan 6 ay önce SİHA'ların rol alacağını söylediğimde bu teorimde ben çok yalnızdım. Ama şimdi de söylüyorum. Azerbaycan Batı'dan istediğini alamayan ve iyice onuru zedelenen Putin'in moral için saldırmak isteyeceği bir bölge. Aynı şekilde Kazakistan'da. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek. Umarım ki Türk dünyası ve Müslüman dünyası için hayırlısı olur. İnsanlık için hayırlısı olur. Ama şu bir gerçek ki Putin daha da hırçınlaşacak, kuvvet kaybettikçe daha da kontrolsüz olacak. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek. İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleriyle ilgili durumu bir dakikaya da değineceğim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.